programın üzerinden bir hafta geçti ama o bir haftaya çok gol sığdı. İşte o bitti iki büyük kaldı hadi ya. Öyle bir şey değil. Son iki resmi maçında iki kupa kaldırdı Beşiktaş. Ne yapacağız? Beşiktaş bu saygıyı gösterdiği için bu saygıyı hak ediyor aslında. Dört haftada şampiyon olamazsınız ama ilk dört haftada şampiyonluğu verebilirsiniz. Beşiktaş büyüktür bir şey olmaz. Bugün kuyuya düşer yarın Mısır'a sultan olur. Tamam topa basmak lazım. Gerçekliği de görmek lazım. Sahada aksayan işler var. Ama maçtan sonra ben yöneticilerle konuştum. Teknik heyetle de konuştum. Herkese merhabalar. Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüyle sevgili Ergin Aslan'la beraberiz. Ergin Aslan hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim Çağatay. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, çok sağ ol. Geçen programımızın üstünden yaklaşık bir hafta geçti. Gündem Beşiktaş'ta gündemimiz dop dolu. Dilersen hızlıca geçelim. Son bir haftada bakalım neler olmuş bunu konuşalım gündemimizde başlık olarak nelerimiz var süper kupa finali lig başlıyor Avrupa'da muhtemel rakipler belli oldu diyoruz hemen o zaman bu hafta çokça konuşulan konuya geçelim 2023-24 süper kupa şampiyonu rekor bir skorla Beşiktaş oldu süper kupa finali bir kitap ya da film olsaydı adı ha, sence ne güzel. olurdu böyle başlamışlar programın üzerinden bir hafta geçti ama o bir haftaya çok gol sığdı Evet. Yani çok gol Gerçek üstü bir maçtan bahsediyoruz. Elbette futbolda böyle skorlar. Elbette hani iki takımın tarihinde çok olmasa da sayarsın böyle 20 yıl geriye götürüyorsun, 80 yıl geriye götürüyorsun. Çok rastlanılabilen bir şey değil ama çok gerçek üstü bir maçtan bahsediyoruz. O yüzden biraz da böyle sürrealist yazarları, sürrealist yönetmenleri düşünerek belki bir şey üzerine söyleyebiliriz. Vallahi ben senaryoyu yazdıracak olsam herhalde Stephen King'e yazdırırım. Filmi çektirecek olsam da dahi yönetmen Spielberg'e çektiririm. O, e, beş, ya i̇ki taraf içinde bence iki yönetmenin çekebileceği herhangi bir senaryo, herhangi bir film olabilir diye düşünüyorum. Benim burada bir şeyim vardı. Kara Şövalye yükseliyor Van Bronckhorst için. Hatta belki bununla bir acaba kapak mı yapmak lazım bu maçın? Ten rengi de uygun. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman bir istersen hemen maçın çıktısına bakalım. Maçın çıktılarını ayırdım kenara. Şimdi bu hafta bayağı konuşuldu. 200 puan toplayan Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu bir kupayla tamamladı. 56 puanlı Beşiktaş iki kupa kazandı. Bunu da iki ayda yaptı. Yani yeni yönetime 8 ayda iki kupa yazabiliriz gibi gözüküyor. Arkasından bakıyorum şöyle bir maç sonu paylaşımları çok öne çıktı. Bu Beşiktaş'ın yaptığı açıklama önceki paylaşına. Yani kulüplerin sosyal medya paylaşımları çok konuşuluyordu önceden. Beşiktaş sanki orada biraz bir fren koydu. Hakkı verilmesi gerekenler diye bir not aldım. Niye bunu not aldım? Maç gerçekten tarihi bir skorla sona ermesine rağmen isim isim yazdım. Eksik, eksik varsa izleyicilerimiz yazsın fakat benim görebildiğim Okan Buruk Lucas Torreira, Dries Martens, Barış Alper Yılmaz kupa töreninin son kadar bekleyerek Süper Kupa şampiyonu, şampiyonu Beşiktaş'ı alkışladılar. Ya yani burada bence haklarının verilmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş Galatasaray madalyalarını alırken nasıl dizilip alkışladıysa Trabzonspor maçında da aynısını yapmışlar Türkiye Kupa finalinde. Bu sefer o zaman Trabzonlular da beklemişlerdi. Şimdi Galatasaraylılar da beklediler ama sonuna kadar bekleyen 5 isim bence takdiri hak ediyor diyeyim. Bir de bu maçla ilgili bir başka nokta oyuncularda kupa hafızası oluşması. Ya yani buna çok önem veriyorum aslında. Bence sen de farklı bir bakış açısı getirecek Oyuncuların kupa kazanması, özellikle sadece 2 ayda 2 kupa kazanması hem genç oyuncular açısından hem de kulübe yeni gelen ya şimdi Beşiktaş'ın büyüklüğünü, Beşiktaş'ı Beşiktaş Türkiye'de yaşayanlar biliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bu camialar çok büyük camialar. Büyük camialarımız daha da var. Fakat buraya gelen futbolcular sanırım bir dönem ilk başta anlayamıyorlar. Bir noktadan sonra anlayabiliyorlar. Ya buna şöyle de bakabiliriz. Futbol ekonomisinde kaç tane takımın 20 milyondan fazla taraftarı var? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe açısından söylüyorum. Avrupa'ya baktığımızda hani uluslararası olarak düşünebiliriz ama kendi ülkelerinde 20 milyondan fazla taraftar olan ülke takımlara bakınca Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bambaşka bir tablo çiziyor. Bir anda oluşmuyor. Bu bir kök, bu bir geçmiş. Taşıma suyla da değirmen dönmüyor. Şimdi futbol kültürü oluşturulmaya çalışılan ülkeler var. Çin denedi mesela değil mi? Çin denedi. Olmadı bir yerden sonra bıraktı. Şimdi Suudi Arabistan deniyor. Şimdi futbol kültürünü büyük oyuncular getirerek oluşturmak kolay bir şey değil. Futbol kültürü en az 50 yılda oluşulabilen bir şey. Avrupa'da da mesela Paris Saint Germain köklü bir takımdır ama Şampiyonlar Ligi'ni almak başka bir hikaye. Bunun üzerine 10 yıl yapmadığını bırakmadı. 300 milyon 500 milyon, 300 milyon, 300 milyon oyuncular. Ne oldu sonuçta? Olmadı. Yani biraz taşıma su değil futbol kültürü. Şimdi ne yapıyor? Real Madrid geliyor, hop diyor alıyor kupayı, müzesine götürüyor. Bu gelenek dediğin şey bir anda oluşan bir şey futbol kültürü böyle bir şeydi. O yüzden bu dört büyük kulüp ve diğerleri için Türkiye'de de mesela böyledir. Kötü gittiği zamanda işte o bitti iki büyük kaldı hadi ya. Kim söylüyor bunu? Ya senin yaşın kadar kupa kaldırmış, senin yaşın kadar şampiyonluğu oynayan kulüplere, takımlara söylüyorsun bunu. Öyle bir şey değil. Son iki resmi maçında iki kupa kaldırdı Beşiktaş. Ne yapacağız? Sezonun üç tane kupası var. İki de üçüncüye çıkabilmen için ikisinden birini alman lazım. Şimdi nasıl yapacağız? İki tane resmi maçında Beşiktaş son iki resmi maçında iki kupa kaldırdı. O yüzden öyle baktığın zaman böyle şey duygularla, küçümseme duygularıyla, öteleme duygularıyla, kızdırmak başka bir şey de hani bunu gerçek olarak görüp düşünmek insanı sahada yanıltır. Şimdi Beşiktaş'ın Trabzonspor ve Galatasaray tarafından alkışlanması, beklenmesi aslında rakiple de ilgili bir şey. Çünkü Beşiktaş vardır zaman zaman gelen yönetimlerle ya da formasını giyen futbolcularla bunun kırıldığı bireysel olarak But like hatalar vardır. Respekt anlamında, saygı anlamında vardır yani. Her yerde oluyor ama azami derecede buna Beşiktaş önem veren bir kulüptür. Ta tarihsel olarak götür. Hadi yakın tarihten bahsedelim. İşte Süleyman Seba'nın uçakta Trabzon var diye sevindirmemesi takımı. Beşiktaş bu saygıyı gösterdiği için bu saygıyı hak ediyor aslında. Böyle de olmalı. Mesela o kupa sevincinde, kupa seromenisinde hocanın, okan hocanın ve oyuncuların beklemesine ki ben de saha içinde gördüm. Çok da iyi bir şey. Olması gereken bir şey bu. Ama bunun emareleri bir gün önceden basın toplantısında da zaten verildi. İşte budur Beşiktaş Galatasaray rekabeti. Beşiktaş UEFA Kupası'ndan elendikten sonra ertesi gün resmi siteye UEFA Kupası fotoğrafı koymak değildir. Bu yanlış. Bu dediğim gibi dönemsel yönetimlerin, dönemsel sosyal medyanın ne kiminse artık yani orada koyduğu dünü zedeleyen ve yarını zedeleyen işlerdir bunlar. O yüzden saygıyı zorla bir kişiye gösterilmez, saygı olsun diye de gösterilmez. Bu hak edilen bir şeydir. Beşiktaş hak etti ve hak ediyor. Tarihsel süreciyle de bunu hak ediyor. Oyuncuların kupa hafızasına gelelim. Şimdi rahmetli Doğan Cüceloğlu derdi ki Elbette çalışmak yani bir işi yapabilmek için emek vermek o işe seni götürür ama ondan daha büyük oranda yapabileceğini bilmek, başarabileceğini bilmek, inanmak yüzde %80'lere 90'lara çıkan oranlar verirdi hoca. Diyeceksin ki yani nasıl canım hani tamam inanıyorum eyvallah bu biraz da kendini kandırmak olmaz mı? Özgüven tamam var ama e, altını doldurmazsan materyallerle, örneklerle, çalışmalarla, testlerle, emekli doldurmazsan nasıl ulaşacaksın başarıya diyebilirsin. Bak bunlar klinik çalışmaların sonucu ben psikolog değilim bilmiyorum ama Doğan Cüceloğlu ha diyor karaca olan derken hadi bizi geç yani Doğan Cüceloğlu hoca söylüyor. Diyor ki yapabileceğine inanmak yapabilmenin %80'ine 90'ına kadar çıkıyor oran. Çok yüksek bir orandan bahsediyoruz. Kupa hafızası dedin ya bu böyle bir şey. Mustafa Hekimoğlu, Semih Demirege, genç oyuncular Beşiktaş'ın böyle bir kulüp, böyle sonuca giden bir kulüp olduğunu öğrenerek, görerek, yaşayarak zihinlerine yerleştiriyorlar. Metin Ali Feyyaz'ın yaptığı gibi Gözünüzü açıyorsunuz, o başarılar geliyor pat 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 pat. Bu yeni tabirle söyleyeyim. Hani winner diyorlar. Ben çok sevmiyorum o tabirleri ama bu önemli. Özgüven sağlıyor. Beşiktaş'ın bunu yapabileceğini gösteriyor. Armasının, formasının farkına varıyor oyuncular. E bir de tabii orada 9. yılı galiba hocanın teknik direktörlükteki. Hadi bir yılı böyle bir yardımcılık var. 8. yılı diyelim. 8 tane kupa var yani orada da bir şey var. Kupayı çok seven, direkt kupa odaklı oyunculuğu da böyledir. Bir hoca var şimdi hocanın böyle olduğu yerde oyuncuların da zaten bundan bağımsız olması çok düşünülemez. Hep böyle bron konusu biz orta ve uzun vadede iyi bir takım kurabilecek hoca olarak anlatırız ama bir de 90 dakikalık maç hocalığı yönünü de biliyoruz ve gördük. Pratikte yaşayarak da gördük. Bu manada çok doğru bir hoca tercihi yaptığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın hiç erken değil. İlk maçta böyle mi? Hayır. Olur olmaz onu bilmem. O onu zaman gösteriyor. Olmaz bazen futbolda ama Beşiktaş kendine uygun ve doğru dönemde yerle yeksan olunan bir dönemde kendisiyle birlikte takımı da ayağa kaldırabilecek çok doğru bir hoca modeli seçtiğini söyleyebilirim. Evet hazır hocaya geçmişken dilersen geçtiğimiz önceki programımızda da konuşmuştuk bunu ee, aslında Beşiktaş'ın sanki aradığı taraftarın da isteyeceği bir hoca olduğundan bahsetmiştik evet. burada. Ee, Van Bronckhorst'un az önce senin de bahsettiğin gibi kupaları da kazanan bir hoca maç sonrası soyunma odasında yaptığı bir konuşma var dilersen onu bir okuyayım Olur. onun üzerine konuşalım Olur. ardından yine Van Bronckhorst'la devam edelim. Ne demiş Van Bronckhorst? Herkeste ne kadar gurur duyduğumu söylemem lazım. Bu maçı ve kupayı kazanmayı istediğimizi hep söyledik ve bugün birbiri için mücadele eden, çalışan bir takım gördük. Rakibimizden daha güçlü gözüktük ve sonunda da hem maçı hem kupayı tamamıyla hak ettik. Bu yüzden de kupa burada. Ama 5-0'lık skor seviyeyi yükseltti. Bu kupa sadece bir maçlıktı. Ben futbolcu olarak da, hoca olarak da birçok kupa kazandım. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Yarın ve pazartesi herkes izinli. Salı ve çarşamba Samsun maçının ilk çalışmalarına başlayacağız. Perşembe dinleneceğiz, güç depolayacağız. Cuma günü tekrar idmanımız var. Sezonun ilk maçı da pazar günü ve lige sadece bir kez başlayabilirsiniz. O yüzden önümüzdeki haftada aynı takımı görmek istiyorum. Herkesi koşarken, mücadele ederken görmek istiyorum dedi. Çok farkındalık sahibi bir açıklama. Zeki bir adam tabii yani. Broncos ama futbolda Neyin ne zaman nasıl olduğunu hele ki Türk futbolunda hiç belli olmuyor. Yani neyin ne zaman gerçekleşeceği. İki senelik şampiyon olmuş Okan Buruk. Şu maçtan sonra ciddi manada eleştiriler başladı. E dönelim biraz işte Sergen Yalçın şampiyon oldu. Ertesi sene erkenden gitti. Abdullah Hoca şampiyon oldu. Ertesi sene erkenden gitti. Okan Buruk Başakşehir'de şampiyon oldu. Ertesi sene erkenden gitti. Yani oldu bitti o. Dün yok. Yarına bakmak mesele. Farkındalık sahibi olmak da böyle bir şey. Şimdi Van Bronckhorst'un bu anlattığı şey Bobby Robson'undu galiba. İlk dört haftada şampiyon olamazsınız ama ilk dört haftada şampiyonluğu verebilirsiniz diye. Şimdi ligin başlangıcını sadece bir kere yaşayacağız cümlesi bile aslında ne kadar bu işe, bu işi bildiğini, önem verdiğini ve oyuncuların bunun farkına varmasını sağlamaya çalıştığını gösteriyor. O yüzden saha işin yüzde ellisidir. Türkiye'de bazen %30'una kadar iner. Diyeceksin ki ya yeri kalan %70'i ne yapacağız? Zeki Demirkubuz son filminde şöyle bir cümle var. Burası Türkiye oğlum, burada herkes istediğine inanır. Şahsına münasır bir ortamımız var bizim, futbol ortamımız var. İspanya'da belki %60'tır saha içi. İngiltere'de %80'dir. Almanya'da %90'dır. %10'da o sosyolojiyi yönetmektir. Burada %30'dur, %40'tır. O sosyolojiyi yönetiyor olman lazım. Sahayı, rakibi, rakip, taraftarı, hakemi, kendi futbolcunu, çok maaş alan oyuncuyla az maaş alan oyuncusu, dengeyi. Garip bir ortam var yani bizde. Zaten yaptığımız futbol programlarında ya da üzerine yazı yazılan gazetelerde, dergilerde de saha içini çok az görürüz kahvede de böyledir sokakta da buradadır. kaldırımda 5 kişinin futbol muhabbetine şahit ol oradaki işte Semih'in içeri kat edince Masu soldan bindirmesinde kademeye girecek koleyi anlatanı çok az bulursun normaldir de yani böyle konu konuş zaten taraftar böyle konuşmasın da böyle konuşmaz da futbolu. Daha çok orada işte İmobile ile Barış Alper'in pozisyonundan tut işte Seromini'deki bahsettiğin alkışa tribünlerin karşılıklı küfürleşmesine işte pankart açmasına geceye hakim olduk tribün hakim ve, vesaire. Böyledir Türk futbol ortamında. Hocanın bu manada olup biteni erken kavradığını kavraması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Yani buraya çok dağıldı biraz belki nereden geldik bilmiyorum ama yine o cümleyle bitireyim. Yani farkındalık sahibi bir hoca her zaman iyidir o konuşmada bu manada altı dolu bir konuşma Evet o zaman Van Bronckhorst'tan devam edelim Olur. Şöyle bir Van Bronckhorst'un rakibe göre de çalışan bir hoca olduğunu Güzel. zaten önceki bölümde de konuşmuştuk Sanki bir doktor gibi yani böyle aksayan, tekleyen, problemli noktayı bulup teşhisi koyan bir adam Fakat bunu kendi takımı için yapıyor, karşı takım için yaptığında aslında tedavi değil darbe için oynuyor diye gördük Bu maçta özellikle diye düşünüyorum ne dersin? E zaten böyle de olmalı. Hep geçen hafta da seninle konuştuk. Beşiktaş edilgen taraf olmaz. Beşiktaş rakibe göre pozisyon almaz. Beşiktaş rakibe göre gardını belirleyip ha Münih deplasmanına gidersin, ona kimse bir şey demez. Ne diyecek? Yani Napoli deplasmanına gidersin. Bir strateji geliştirirsin, bir bakayım dersin yani, bir durayım dersin. Ama onun dışındaki maçlarda aktif taraf olarak topa hakim. Kimle oynarsa oynasın fark etmez. Önemli olan şey ne biliyor musun? Geçen senenin 50 maçının ortalamasını düşünelim. Yani hiç dönüp bakmak istemezsin, izlemek istemezsin. Yani moralin yerli eksen, böyle Beşiktaş mı olur diyorsun. Yani. Çok kısa bir sürede, hiç resmi maç yapmadan bu kadar uyumu kısa sürede sağlamış olmanın şeyini gördüm ben. Artısını gördüm hocada. Ha bu sadece hoca ile ilgili bir şey değil. Tamam 5-0 kazandı Beşiktaş. Yeni bir hoca geldi. E tamam da 35 bin kişi vardı tribünde. Beşiktaş burası. En ölü döneminde iki tane kupayı havaya kaldırdı. Bu, bu, takımın bu kulübün dünü arması, taraftarı, yönetimi, futbolcusu elbette hoca en önemli saç ayaklarından bir tanesi. Kısa süredeki ayağa kalkış aslında en çok beni rahatlatan şey. Kült oldu. bir yıllar önce bir şey yazmıştım önüne düşmüştür belki. Sayın Başkan da ara ara tekrarlıyor. Hani Beşiktaş büyüktür bir şey olmaz. Bugün kuyuya düşer yarın Mısır'a sultan olur. Beşiktaşlı oyuncu, Beşiktaş formasını giyen oyuncu ve teknik direktörü bunu bilerek geçecek, kabullenmeyecek durumu. İsyan edecek. Bir dakika diyecek. Burası Beşiktaş diyecek. Onu diyebilecek bir futbol ortamı şu anda oluşuyor çok önemlidir bu derbi sonuçları biliyor musun? Belki hani oyunun geneline baktığınız zaman 5-0 çok absürt bir, gerçeküstü bir skor gibi duruyor. Faydası şu. Ertesi gün işe gittiğinde, ertesi gün sokağa çıktığında, bakkala gittiğinde o taraftara verdiği özgüven, yürüyüşünü bile değiştiren bir şey. Maça gelecek taraftara, futbolcuya, yönetime az önce Cüceloğlu hocadan bahsettik ya, en önemsediğim şey bu. Sezona böyle girmek, hissettirerek girmek. Şimdi konuşuyorum arkadaşlarla. 10 gün önce hiç böyle bir şey söylemiyorlardı ya diyorlar ki yani Hazır Beşiktaş, Fenerbahçe'nin maçlarını da izledik. göre herhalde en büyük favori Beşiktaş. Üç günde bu şeyi oluşturuyorsun. Tamam topa basmak lazım. Gerçekliği de görmek lazım. Sahada aksayan işler var. Aksayan işler, bölgeler var, işler var. Ama maçtan sonra ben yöneticilerle konuştum. Teknik heyetle de konuştum. Samet Hoca'yla da de konuştum. Şey değil hani ya tamam biz 5-0 kazandık hazırız. Tamam hadi sezona giriyoruz diye bir bakış yok. Herkes her şeyin farkında. Ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Şimdi iki tane maça çıkacaksın değil mi? Samsun Spor, Antalya Spor. Bir puan, bir puan, iki puan aldın. Ne olacak üçüncü hafta? Ne konuşulacak? Niye onu yapmadınız kardeşim? Niye bu gelmedi falan? Çok kısa sürede bu algı değişecek bir şey. O yüzden eksiklerin de farkında olarak ama özgüveni de yitirmeden iyi bir sezon başlangıcı yapıyor Beşiktaş. Olması gereken şey de buydu. Çok ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın buna. Sanki taraftarda da şöyle bir özgüven var aynı anda. Şimdi kadro evet çok fazla hatta geçen program 5 transfer diye konuşmuştuk. Transfer ihtiyacı var özellikle sağlanmadı. Evet, evet. Ama taraftarda da şunun özgüveni var sanki. Son Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta Sergen Yalçın Son haftalarda yani forvette Gökhan Töre'yi oynatmak zorunda Doğru. kaldı. Ona rağmen Beşiktaş 14 kişilik bir geniş kadroyla, geniş kadro diyelim yani geniş kadronun sayısı 14'tü. Şampiyonluk kupasına ulaştı. Rakiplerle beraber değerlendirmek lazım. Şimdi bu sene kiminle yarışıyorsun? Mourinho'lu Fenerbahçe 3 tane 11 çıkartırabilecek potansiyel var yani performanslar tartışılır belki ama isim olarak CV olarak çok dolu bir kadrodan Kesinlikle. E Galatasaray son iki yılın şampiyonu kadrodan kimse eksilmedi. Endombele yani gitti bir kayadan toz gitmesi gibi oldu yani. Kadroyu hafifletmiştir. Evet bravo. <laughs> büyük olarak. Bravo. E kim geldi? Batu ay geldi. Yelart geldi. işte Tara geldi. Transferler de takviyeler de gelmeye başlıyor. E i̇şte Trabzonspor'un kurduğu bir kadro var. Yani tamam Sergen Hoca olduğu dönemde çok büyük bir başarı. Beşiktaş'ın en önemli şampiyonluklarından bir tanesi. Pandemi var ama. Tribünler boş, genç oyuncular rahat rahat oynayabiliyor. Uuu falan sesi çıkmıyor bir hata yaptığında. Yani bir de tabii Sergen Yalçın çok şahsına münasır bir adam yani. Çok acayip bir adam hepimiz için. Çok ayrı bir yeri vardır futbolculuğu olduğu gibi teknik direktörlüğünde de. Doğru ama... Öyle tarihte çok fazla şampiyonluk sayamaz. Yani onu baz alarak, onu kriter alarak yola çıktığın andan itibaren sezon içerisinde ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin. O yüzden ben hala görüyorum. Mesela geniş kadroyu alt alta diz, stoperleri diz. Sağ bek kaç tane alternatif. Orta sağ diz, diz, diz. Mesela bir bölge boş kalıyor. Sol öne tek adam yazıyorsun. Sol ön olmamasına rağmen. Semih'ten bahsediyorum. Yine konuştuk seninle burada. Yani Kaan, Semih eşleşmesinde zaten ben Semih'in orada edilgen kalacağını biliyordum. Diğer maçlardan da öyle oluyor. Bak sol öne Beşiktaş'ın. Hatta mümkünse iki kanada oynayabilen oyuncu ihtiyacı var. Semih'i de kutu oyuncusu yapacak. Ceza sahası oyuncusu yapacak. Üstüne basa basa söylüyorum. Bunu haftalardır söylüyorum. Yine söylemeye devam edeceğim. Orada Semih bozulur. Semih'in morali de bozulur. Taraftarın Semih'e bakışı da değişir. Gol atamadıkça bu tarz çocuklar bu yaştaki çocukların güveni de kırılır. Tamam içeri kat ediyor ama Semih kutu. Hoca buna bir formül bulacak. Diyeceksin ki çift for miyiz? Hayır. Belki Şenol Güneş'in Cenk'i kullandığı modele dönebilir. 50 dakikalarda sahaya atabilir. Hekimoğlu var. E tam iyi bir şey. Bu kadar bolluğun arasında hocalar buna, buna formüller geliştirecek. Ama mesela bütün iyi niyetiyle oynayan Sivenson var. Çok saygı duyuyorum. Zaten kuzeyli adamdan zarar gelmez. Yani işini yapar. Kuzeyli adam... Standardı vardır diye. Seni vezir etmez ama rezil de etmez. Güzel burada Hilbert ve Andreas Beck örneği gördüm. Evet tam böyledir. Çok disiplinli işini yapan bir adam ama... Mümkünse ki mümkün olmalı. Beşiktaş Svensson'u da geniş kadro denkleminde düşünerek daha iyisini Anladım. kesin. Osayi Mert var. Böyle düşünerek hareket etmek lazım yani. Kim kimle oynuyor diye. Yine mesela iyi bir 8 numara hala ben diyorum. Yani Getso'nun ilk yarı ikinci yarı performansları tartışılır. Hala Beşiktaş'ın oraya çok sert genç medal gibi, Josef gibi, Apyah gibi, Torreira'nın öne oynayabileni Fred gibi Musrati'nin yanına yani çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş 60 maça çıkacak bu sene. Hazır konusu gelmişken biraz da Al Musrati konuşalım. İki kupa konuşalım. Bir Al Musrati rakamları vereceğim hemen. Hadi çok enteresan rakamlar var. <laughs> Trabzon maçında bir gol, 3 kilit pas, yüzde 95 isabetli pas, uzun topların 15'te 14 yerini bulmuş iki tane tehlike engellemesi var. Galatasaray maçına dönüyoruz. Yüzde 97 isabetli pas, uzun toplarda 4'te 4 yani yüzde 100, İkili mücadelede 4-4'ün 3'ünü kazanmış. Hava topu 2'de 2. 3 top çalmayla oynamış. Yani adının hakkını veriyor diyebilir miyiz? Topu al Musrati doğru yere ver Musrati. E, Musrati kartal anlamına geliyor biliyorsunuz. Evet. Şey. <laughs> Hasan Arat bunu beğendi. Musurati örgüsünü yani. Şimdi bir an şakası Sayın Başkan'ı konuk ettiğimizde TRT'de dedi ki ya dedi Musurati eleştiriyorsunuz işte oyuncu. tamam başkanım dedik yani şey Musurati kötü oyuncu değil de biz performansı eleştirdik. Şimdi niye eleştirmiyoruz? Şimdi performans eleştirilebilen bir şey. 2 i̇ki derbi iki iki yaptı Musurati. Galatasaray derbisi ve Fenerbahçe derbisini düşünelim. Eksi iki. Onlar da tam tersi şimdi, Bak şimdi Trabzonspor ve Galatasaray maçları yine eşitledi durumu Musurati. Şu an sıfır noktasında. Bundan sonra yeni bir musulati başlıyor diye düşünelim. Sıfırlandı her şey. İyi oyuncu. Şimdi bu rakamlara ulaşsın diye Beşiktaş tarihinin en yüksek bon servisi verildi musulatiye. Cuntiler oynadı orada ya. Evet. Zaten bu rakamlara ulaşması gerekiyor. Bu yatırımın yapıldığı bir oyuncu. Ö öbür türlüsünü Amir Hacı de yapıyor. Herkes yapıyor zaten. Ahmet Yıldırım acayipini yaptı. Tayfur Avuççu acayipini yaptı. Tarihsel. Atiba'yı hiç saymıyorum. O zaten hani kategoriye girmeyecek üstteki bir. Yer. Alver al ver al ver al ver. zaten hani 500 bin euro yeter bu rakamları vermeye gerek yok. O yüzden beklentileri tamamen tam da bu musuratiden. Bunları istikrarda halde yapıyor olması lazım ki karşılığını versin. Şu an iyi hoca bir rahatlamıştır. Hoca bir rahatlamıştır. Bir de hatta şey çok hoşuma gitti. Yani ben dedik ya yumuşak bir orta sahası var Beşiktaş'ın. Şimdi alternatifleri de böyledir. Amir, Salih, işte Getson, Musrati, Muçi. Demirege de sert bir oyuncu değil yani düşündüğün zaman. Galatasaray'a düşünüyorum net pozisyon bir 18'in üzerinden bir şut var Mert ayağıyla çıkardı. Yok yani Galatasaray'ın o gün 5-0 yenilmesini salt Galatasaray'ın kötülüğüyle açıklayamayız. Galatasaray'ın formsuzluğuyla açıklayamayız. Orta sahada ve stoperde Paulista'nın, Musrati'nin, Getson'un kaç kere pas arası dedikleri araya girdiğini düşün. O hoca kaleden uzak savunmanın nasıl yapılabilirliğini de aslında kısa sürede anlatmış takıma. Yani bunu oturtturabilirse bu çok maç tekrarıyla sağlanabilecek bir şey. Beşiktaş çok az gol yer. Pozisyon vermedi neredeyse yani Beşiktaş. Musrati'yi Musrati gibi kullanmaktır aslında bu. Diğer oyuncuları da kendileri gibi kullanmaktır aslında. Bunu da tabii hocaya yazacağız kısa sürede. Programın artık yavaş yavaş son bölümlerine geldik. Burada iki konuya değinelim istersen hızlıca. Lig başlıyor, Kartal sahaya iniyor. Pazar günü Samsun Spor'da evet. var. Aynı zamanda Partizan-Lugano eşleşmesi evet. geldi Beşiktaş'a. UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi olacak. Partizan tarafı taraftarların, Beşiktaş taraftarının sevdiği bir ekip ki onlar da Beşiktaş taraftarlarını severler. Lugano tarafına bakarsak da geçen sene aslında Beşiktaş'ta değişimin başladığı evet, nokta diyebiliriz. Evet. Bir de Fenerbahçe maçlarından da biliyoruz. Yani Fener-Lugano evet. eşleşmesinde Lugano değerlendirirken e, temkinimi her zaman dile getirdim. Çok de attılar Fenerbahçeye çok fazla uzun süredir birlikte oynayan, orta ve büyük çaplı yıldızı olmayan, tam bir takım oyunu oynayan Orta Avrupa felsefesi. E Partizan zaten hani köklü bir takım, buralarda olmayı seven bir takım. Bir de öne çıkan, önemli özellikle, özellikle iç saha da mesela coşku, isyankarlık, biraz Beşiktaş'la benzer. Çok güzel söyledin. Sadece renk değil yani şey olarak da benziyor. Hayata bakış olarak, futbola bakış olarak da benziyorlar. Ama ben şunu söyleyeyim yani Partizan Lugano galibinden kim gelse hesap etmek yerine yani Partizan'la Lugano Beşiktaş'la eşleşmeyi düşünmesi lazım. Beşiktaş böyle bakması lazım. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne girecek. Ya Avrupa olmazsa olmaz. Beşiktaş'ın Avrupa'da olmaması birkaç sezon bunu yaşadık. Bu kabullerinde ayıp bir şey bu büyük takımın bir kere Avrupa'da olmaması devam etmemesi. Lig önemli. Hepimiz seviyoruz ediyoruz. Ama şimdi ötekiyle diğeriyle oynayacağız. Ne yapalım mesela hep böyle birileri maç yapsın orada. Biz de oturup mu izleyelim? Kimle yapalım biz içeride? Böyle bir şey değil. O yüzden Van Bronckhorst'un bu konudaki bakışını da merak ediyorum. Söylemlerde sıkıntı yok. Çok beğenilir miler Bir teknik adamdan bahsediyor. Oyunculuğu da böyleydi zaten. Şampiyonluğu var zaten şeyde Avrupa. Ben şeye bakıyorum. Beşiktaş'taki bu serüvene nasıl bakacak? Bunu önemsiyorum. Ne diyor Avrupa'ya? Nasıl bakıyor? Maçları, iki maç, lig maçının arasına girecek maçlarda nasıl bir anlayış gösterecek? Rotasyon mu yapacak yoksa önceleyecek mi, önemseyecek mi? O yüzden bence güzel bir kura. Hiç çekinilecek bir kura değilmiş gibi bir kura. Sert, güzel, Beşiktaş'ın kendi seviyesini görebileceği, eleyince onu da yapabildiğini kendisi görüp herkese gösterebileceği bir eşleşmeden bahsediyoruz. Avrupa Ligi'ne girer Beşiktaş. En azından girmeli diyelim. Samsun spor maçı böyle çok tehlikelidir. Niye? İstatistiklere göre trafik kazalarının çoğu varmaya yakın noktalarda gerçekleşir. Çünkü geldim zannedersin. Oldum zannedersin. Hayat öyle rehavet kaldırmaz. 5-0'lık bir Galatasaray maçı sonrası tam böyle bir birlik. Değil mi be? Böyledir yani geçmiş böyle. Kesin. Öyle olmaması lazım. Sordum konuştuk şeyle maçtan sonra. Şeyle tabirle söyleyeyim yetkililerle diye. Bu takım kazanır diyorlar. İkisini de kazanır. Yani, takımı çok yakından bilen takım içerisinden konuştuklarım konuştuğum isimler söylüyor. Hocanın bu konuşması Galatasaray maçının unutulup yeni bir maça farkındalıkla yeni bir maça çıkılacağını gösteriyor. O yüzden hani Samsun Spor'un bıraktığı yeri biliyoruz ama nasıl başlayacağını bilmiyoruz. Beşiktaş'ı izledik. İz verdi en azından. Bence iyi bir fikstür. Samsun Spor maçı, Antalya Spor maçı. Ondan sonra zaten şey başlıyor. El ön eleme başlıyor. 3'te 3 için her şey bence müsait. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Hava müsait. Ekipler müsait. O zaman yavaş yavaş programın sonuna gelelim. Geçen programda yaptığımız gibi şöyle bir bakalım. Geride bıraktığımız haftayı düşünürsek sence Beşiktaş otobüsünde hangi şarkı çalar? Ne geçmiş tükendi ne yarınlar hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar. Böyledir bak Mecidiye köyden dön zincirli kuyuya aşağı doğru in Barbaros'tan. Biraz daha in 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 Yıldız Teknik Üniversitesi'nin solda görür karşında ne görürsün? Deniz Denizi görürsün. gördük. Denizi görürsün. Gel diğer taraftan. Diğer taraftan in Taksim'den in gümüş suyundan bizim buradan böyle aşağı doğru in. Parkı görürsün yeşillik içine gir hafif kafayı sağa çevirine görürsün. Denizi görürsün. Güledeniz. Beşiktaş denize çıkar. Denizlere çıkar Beşiktaş'ın sokakları. Murat Hanmunga'nın çok güzel şiiridir o. Derya Köroğlu bestesidir yeni türkü. Cengiz Onur ile beraber ki birkaç gün önce beraberdik üstadlarla e, aynı Oğlum, masayı kemde. paylaştım. Selam olsun buradan da Cengiz Onural. Çok severim. Hayat yeniler bizleri dediği şey aslında umutsuzluktan umuda çıkan bir serüvendir. Beşiktaş'ın son iki ayını da anlatır aslında. Yeni türkü Fırtına çok sevdiğim bir şarkıdır. Takım Otobüsü'nde de eve gittiğinde kulaklığı da takarak ya da yüksek sesle Beşiktaş'ın bu günlerde dinleyebileceği şarkılardan bir tanesidir. Çok güzel bir şarkıdır bu arada. Çok güzel seçim, kaliteli seçim oldu. Evet Ergin Aslan teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızı da bitirdik. Ee, çok teşekkürler ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim çok keyifliydi. Senin de ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. değil Görüşmek üzere.